Merhaba arkadaşlar, İngilizce dersimize hoş geldiniz. Bugün 9. sınıfların 1. yazılı sınavına çalışacağız birlikte. Subject of the first exam of first term. 1. dönemin 1. sınavının konuları nelerdi? Hatırlayalım. What do we know? Ne biliyoruz? Vocabulary. Kelime bölümünde öğrendiğimiz kelimeler part of a house, evin bölümleriyle ilgiliydi. Furniture, mobilya and room objects. Oda eşyalarıyla ilgiliydi. Places in a city. Bir şehirdeki yerlerle ilgili kelimeleri öğrenmiştik, hatırlıyor muyuz? Gramer bölümünde, yani dil bilgisi bölümünde ise prepositions of place. Yer, yön ile alakalı edatları öğrenmiştik. Singular and plural nouns, tekil ve çoğul nesneleri öğrenmiştik. Demonstratives, işaret zamirlerini, there is, there are, bir nesnenin ya da birden fazla nesnenin var olduğunu, var olmadığını ya da olup olmadığını sormayı öğrenmiştik. Object pronouns, nesne zamirlerini, making comparisons, kıyaslama ifadelerini öğrenmiştik. Write the nationalities. Görmüş olduğunuz ülkelerde yaşayan kişiler, milliyetler ne olarak adlandırılıyordu, hatırlayalım. The UK. Evet, Birleşik Krallık'ta yaşayan kişilere British diyoruz. İngiliz. Turkey. Türkiye'de yaşayanlar Turkish. Germany, Almanya, Alman, German. Italy, İtalya'da yaşayan kişilere Italian diyoruz. France, Fransa'da yaşayanlar ise French people. The USA, Amerika'da yaşayanlara ise American diyoruz. China, Çin'de yaşayan kişiler ise Chinese people. Spain, İspanya'da yaşayanlar ise Spanish. India, Hindistan'da yaşayanlar Indian people. Russia, Rusya'da yaşayanlar ise Russian people. Find the jobs, meslek isimlerini bulalım. Drives a bus, kim otobüs kullanır? Bus driver, C. Who teaches students in a school? Kim okulda öğrencilere öğretir? Teacher, G. Who sings songs? Kim şarkı söyler? Singer, H. Who cooks food in a restaurant? Restoranda kim yemek pişirir? Chef, J. Who works at the police station and fights crime? Kim karakolda çalışır ve suçlarla savaşır? Policeman, D. Who serves food in a restaurant? Restoranda kim yiyecekleri servis eder? Waiter, garson, A. Who studies at school? Okulda kim ders çalışır? Student, E. Who takes care of teeth? Dişlerimize kim bakar, kim ilgilenir? Dentist, F. Who works in a hospital and treats sick people? Hastanede çalışıp hasta insanlara yardımcı olan kimdir? Doctor, B. Who fights fires and drives a fire engine? İtfaiye, firefighter, I. Evet, şimdi de görmüş olduğunuz görsellerin kime ait oldukları yazıyor. Aidiyet ifadesi have got, has got'tı. Kişi zamirlerine göre yerleştirip ait oldukları ya da ait olmadıkları çarpıyla verilen eşyaları yazalım bakalım. Evet, birinci görselimde çarpı işareti var. Ait değil, sahip değilim ifadesi. I haven't got any tissues.
Hiç mendilim yok. He, tik işareti olduğu için, he has got keys. She, üçüncü görselimde yine tik işareti var. Demek ki ait, sahip. She has got a cell phone. We, sahip olmadığım ifadesi. We haven't got a brush. They, beşinci görselimde tik işareti var. Demek ki sahibiz. Ya da onlar sahip. They. They have got a map. Altıncı görselim yine var olduğunu gösteriyor. Jane has got a purse. Tom, yedinci görselde aidiyet ifadesi tik işaretiyle verilmiş. Dolayısıyla Tom sahip. Neye sahip? A passport. Tom has got a passport. Ve son görselimde bir watch görüyorum. My father, babam bir saate sahip demek istiyorum. My father, he kişisi olduğu için my father has got a watch. Evet, bir aile ağacı var şu an karşımda ve ben metni okuyup bu aile ağacındaki isimleri tamamlamalıyım. Meltem's husband's name is Ömer. Meltem and Ömer have got three children. Two daughters and a son. Meltem and Ömer. Demek ki buraya Ömer yazmalıyım. Ve Ömer have got three children. Üç tane çocukları varmış. Görmüş olduğunuz gibi üç boşluğum var. Their daughters' names are Elif and Zeynep. Elif and Zeynep. And their son's name is Alperen. Alperen. Elif is not married. Elif yalnız. Evli değil. She is single. Bekar. Zeynep's husband's name is Tuğrul. Zeynep ve Tuğrul evliler. Tuğrul and Zeynep have got two daughters. İki kız evlada sahipler. Their names are Aybike and Begüm. Aybike and Begüm. They are so cute. Çok tatlılar. Alperen's wife's name is Sibel. Alperen'in eşinin adı Sibel. Evet, buraya da Alperen'in eşinin adını yazıyorum. Sibel. They have got three children. Üç tane çocukları var. Two sons and a daughter. Their daughter's name is Yaren. She is 5 years old. 5 yaşında. Their son's name is... Their son's names are Mert and Emre. İki tane de oğulları var. Mert and Emre. To be present. Geniş zamanda to be ifadesi. Yani olmak. Put in am, is or are. Kişi zamirlerine göre am, is ya da are yerleştirmeliyim. Your hands. Evet, eller. Çoğul ifade olduğu için are getirmeliyim. Your hands are very dirty. Ellerin çok kirli. Melis, she kişisi olduğu için she is a student. Melis is a student. Melis bir öğrenci. Jim and Jack iki kişiler. Yani they. They are, Jim and Jack are policemen. Polisler. The girls, çoğul ifade. They. They are from England. The girls are from England. I'm an engineer. I am. Correct the mistakes. Hataları düzeltmem isteniyor. Jim and I am students. Jim var ve ben varım. İki kişi var. Yani we. We kişisiyle am değil, are kullanılır. We are students. Biz öğrenciyiz. Jim and I are. We isn't in the same school. We kişisinden sonra isn't değil,
aren't ifadesi getirilir. Our teacher are very beautiful. Our teacher, he olabilir, she olabilir. Tekil bir kişi, dolayısıyla is olmalı. We is very hardworking. We, çoğul ifadesinden sonra are getirmeliyim. We are very hardworking. My parents, çoğul ifade, is doctors. Çoğul ifade, they, annem ve babam. Dolayısıyla are getirmeliyim. Complete the sentences with my, your, his, her, its, their, our. Evet, possessive adjectives. Benim, senin, onun, onların ve bizim ifadeleri. They have a cat. Onların bir kedisi var. Kedinin adı, onun adı Tarçın. Kedi, it şahısı olduğu için its name is Tarçın. Brian is from Brazil. Brian, Brezilyalı. Brian'ın eşi İngiliz. Brian, he kişisi olduğu için onun ifadesi his wife. Ellen has got an old car. Ellen'ın eski bir arabası var. Mirror is broken. Neden bahsediyorum? Ellen'ın eski arabasından. Aynası kırık. Onun aynası, arabanın aynası. Araba bir it şahsıdır. Dolayısıyla its mirror is broken. Mark likes uncle a lot. Mark sever, ne sever? Amcasını, onun amcası. Mark bir he kişisi olduğu için his, his uncle. My mother is 65 years old. Annem 65 yaşında. Favorite hobby is bungee jumping. İlginç, bungee jumping seviyormuş 65 yaşında, değil mi arkadaşlar? Evet, my mother she kişisi olduğu için her favorite. Amy is married. Amy evli. Husband is a nurse. Eşi bir hemşir. Evet, Amy she kişisi olduğu için her husband demeliyim. This is new pen. I love it very much. Bu yeni bir kalem. Kime ait bir kalem? I love it very much dediği için, onu çok seviyorum dediği için kalemin bana ait olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla this is my new pen. Best friend is in another country, so she can't see him very often. Evet, onun en iyi arkadaşı başka bir şehirde. Bu yüzden o onu sık sık göremiyor. She kişisi olduğu için her best friend diyorum. Onun en yakın arkadaşı. Where are socks? I can't find them. I need them now. Onlara şimdi ihtiyacım var. Benim ihtiyacım var ve ben çoraplarımı arıyorum. Benim çoraplarım. Where are my socks? Jack is looking for keys. Are these keys over there? Jack anahtarlarını arıyor. Jack'in anahtarları, onun, his keys. Are these his keys over there? Şuradaki onun anahtarları mı? Bu görselimizde ise evimizin bölümlerinde yer alan eşyalarımızı öğreneceğiz. Living room, oturma odası. Bathroom, banyo. Kitchen, mutfak. Bedroom, yatak odası. Evet. Living room, oturma odamızda neler vardır? Lamp. Table. Chair. Sofa. Armchair. Curtains. Television. Bathroom, banyoda neler vardır? Shower, duş, bathtub, küvet, toilet, tuvalet. Kitchen, mutfakta neler vardır? Refrigerator, sink, oven.
bedroom, yatak odasında neler vardır? Bed, bedside table ve wardrobe. Şimdi de yer yön tarif etmede kullandığımız ifadelere bakalım. Turn left, sola dön. Take the second turning on the right. Sağdan ikinci dönemeçten dön. Cross the road, karşıya geç. Turn right, sağa dön. Go along the street, düz devam et. Take the second turning on the left. Soldan ikinci dönemeçten dön. Evet, birinci görselimizde ne görüyoruz? Take the second turning on the left. Birinci ve ikinci sol. Evet, birincisi F. İkinci görselde karşıdan karşıya geçme var. İkinci görselim ise cross the road. Üçüncü görselim ise turn right, sağa dön. Dördüncü görselim ise düz devam et. Beşinci görselim ise sola dön, turn left. Altıncı görselim ise sağdaki ikinci dönemeçten dön, o da Bursa. Bir harita görseli görüyoruz arkadaşlar şimdi ve burada yer alan yerleri cümlelerde tamamlamam gerekiyor. The bank, bankayı buluyorum. Banka nerede? The flower shop. Evet, flower shop, çiçek dükkanının, çiçekçinin neresinde? Karşısında, yani opposite. The bookstore, kitapçı, kitapçıyı buldum. The supermarket, süpermarketin neresinde? Yakınında. Arada bir boşluk var gördüğünüz gibi. Near. The supermarket is, süpermarket burada. The pet shop, pet shop'un neresinde? Önünde, in front of. The toy store is, oyuncakçı nerede? The music store, music store burada. And the restaurant, restaurant burada. Arasında, between. There is, there are. Bir tane şey var, birden fazla şey var. There isn't, bir tane bir şey, yok. There aren't, birden fazla şey, yok. Is there, var mı, ama tekil bir şey var mı? Are there, var mı, fakat çoğul bir şey var mı? Evet, diyalogda uygun olan ifadeyi yerine yerleştirelim. Hi teacher, I'm your new student. I want to learn more about our school. Can you help me? Of course. Welcome to our school. What do you want to learn? First of all, bir soru cümlesi olduğunu gözden kaçırmıyorum ve bir tekil yeri soruyor. Dolayısıyla, is there a library in the school campus? Yes, olumlu bir ifade ve tek bir şeyi söyleyecek. Yes, there is. Evet, var. We have a very big library behind the main building. It's great. What about a restaurant? Yine bir soru cümlesi ve yine bir tekil yeri soracak. Is there a restaurant? Of course, a very nice restaurant on the corner. Pozitif bir cümle ve tekil bir yerden bahsediyor. There is. Wow, that's great too. Any music or theater clubs on campus? Evet, any music or theater clubs çoğul bir yerden bahsediyor. Dolayısıyla are there clubs? I'm sorry. Any clubs on our campus? Olumsuz bir ifade ve çoğul bir yerlerden bahsediyor. There aren't. Oh really? That's too bad. How many cafes? Bir soru cümlesi geliyor görmüş olduğunuz gibi ve çoğul bir ifade are there on campus? Four cafes in the school campus. Çoğul bir yer. Dolayısıyla pozitif. There are.
Comparative or superlative. Evet, sıfatlarda derecelendirme. Kıyaslama ifadeleri comparative, superlative ise en üstünlük derecesini ifade eden yapılardı sıfatlarımızla ilgili. Sıfatlarımızı kategorilere ayırmıştık. Kısa sıfatlar, one syllable, uzun sıfatlar, two or more syllable adjectives and irregulars ve düzensiz sıfatlar olmak üzere. My sister thinks she is than me. Evet, kız kardeşim, ben ve kendini kıyaslamış. Intelligent, uzun bir sıfat. Dolayısıyla kıyaslama yaparken önüne more getiriyorum. More intelligent. Avatar is probably film I've ever seen. Evet, şimdiye dek izlediğim en kötü film olduğunu ifade etmeliyim. Bad, düzensiz bir sıfattı ve superlative hali the worst'dı. What is wet month of the year in England? İngiltere'deki en yağışlı ay hangisi diye soracak. Wet kısa bir sıfat olduğu için başına the getiriyorum. Ve consonant, vowel, consonant kuralına göre, sessiz, sesli, sessiz kuralına göre sondaki sessizi çift yazarak e, s, t, eki getiriyorum. The wettest month. Do you think the Harry Potter films are than the books? Evet, kitaplarıyla Harry Potter filmlerini kıyaslıyorum. Good, düzensiz bir sıfattı. Düzensiz sıfatımızın comparative hali better. The films are better than, daha mı iyi? Kitaplarından daha mı iyi filmleri diye soruyor. Who is power person in your country? Ülkenizdeki en powerful, güçlü kişi kim? Powerful, uzun bir sıfat. Superlative hali, the most powerful. I think Men in Black 1 was then Men in Black 3. Evet, iki filmi kıyaslamış. Men in Black 1, Men in Black 3. Bir kıyaslama ifadesi. Funny, kısa bir sıfattır. Sonu y ile biter. Dolayısıyla sondaki y'yi düşürmeliyim. Fun, funnier than Men in Black 3. Is Angelina Jolie than Sandra Bullock? Yine iki kişinin kıyaslaması var. Angelina Jolie, Sandra Bullock'dan daha mı yaşlı? Old, tekil bir, tek heceli bir sıfattır. Dolayısıyla sonuna er ifadesi gelir. John is nice person that I know. Evet, John tanıdığım en hoş insan demek istiyorum. Nice, kısa bir sıfattır. Başına the, sonu e ile bittiği için ise st takısını getiririm. Evet, sıra geldi ödüllü sorumuza. Find the mistake. Kızılırmak is the most longest river in Turkey. Sizce bu sorudaki yanlışlık nerede? İyi dersler, hoşça kalın arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Umarım hepinizin sınavı çok başarılı geçer. Güzel haberlerinizi bekliyoruz.